bu doğa bir kazaysa, bir kaza kırımsa, bir pilotaj hatasıysa peki o zaman şu soruları soralım. İran Cumhurbaşkanı reisi, devletin bir numarası değil mi? Velayet-i Fakik'ten sonra gelen yani dini lider Hamaney'den sonra gelen iki numaralı isim. Biz bir numaralı devlet başkanı sonuçta. Peki böyle bir ismi Dışişleri Bakanı'nın da yanına alarak e, 79 model bir helikoptere bindirilmesi, içinde kara kutunun olup olmadığı belli olmayan, uçamayacak vaziyette olduğunu anlaş, anladığımız, Hava şartlarının son derece zorlu ve böyle bir iklim ve sisli bir ortamda bu helikopterin kaldırılabilir olduğunu söyleyen kim? Bence buna bakmak lazım. Yani aslında reisiyi ölüme götüren şartlar sanki daha önceden hazırlanmış gibi geliyor bana. Yani bir suikast diye mi sorsanız bana evet %90 ben buna suikast derim Hı -hı. kendi fikrim. Neden bunu söylüyorum? Bu suikast mı, bir kaza mı? Belki kaza gibi gözüküyor. Ama Cumhurbaşkanı o helikoptere kim bindirdi Salih Bey? O helikopterin uçabilir olduğunu, o helikopterin o iklim şartlarına, o sisli ortama gönderen kim? Bu içeriden de olabilir. Ee, i̇çeride İran istihbaratında bir sızma olabilir, bir cunt hareketi olabilir. Çünkü bir de şu var biliyorsunuz, e, Hamaney yaşlandı ve Hamaney'in yerine geçecek olan isimler son dönemde tartışılıyordu. Bir numaralı isim de Reisi'ydi. İki numaralı isim kimdi? Hamaney'in oğluydu. Yani burada bir iç hesaplaşma olabileceği de tabii tartışılıyor. Bakın dün çok önemli bir gündü dün reisi Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ve bir baraj açılışı gerçekleştiler. Baraj açılışından öte çok önemli mesajlar verildi dünyaya. Ve bir, bir, devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı şunu söyledi reisi. Bu görüşmenin kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Ama onlar rahatsız olmaya devam edecekler dedi. Bu aslında reisinin uzun zamandan beri belli odaklar tarafından, belli karanlık güçler tarafından zorlandığını, tehdit edildiğini ortaya yani çıkarıyor. Yani kendi şahsetleri. Şimdi İran'ın iç siyaseti, dış siyaseti ben burada bir entelejans faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Bir istihbarat faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Bunu da söyleyeyim Salih Bey. Hı -hı. Ee, biraz daha geriye gidelim. Hatırlayın reisinin bir Ankara seyahati olacak, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşecekti. Ve o Ankara seyahatinin arifesinde Kasım Süleymani'nin e, mezarında büyük bir bomba patlatıldı. Hatta iki tane Hı -hı. bomba patlatıldı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ve o zaman da ben bunu böyle yorumladım. Reisiye birileri mektup verdi. Dedi ki Erdoğan'la görüşme. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmedi. Tehdit etti onu. Ama reisi ne yaptı? Mektubu aldı, okudu, bir kenara attı ve Sayın Cumhurbaşkanı görüşmek üzere Ankara'ya hareket etti. Peki ikinci hamle neydi? İşte dünkü hamleydi. Yani dün Sayın Aliyev'in yapmış olduğu açıklamaları da beraber değerlendirirsek aslında Ankara-Bakü-Tahran ekseninin kurulduğu bir gündü dün. Bakın bu çok önemli. Ve bu dün meydan okuma, bu jeopolitik ve aslında stratejik meydan okumanın bence bedelini reisi bir şekilde canıyla ödediğini düşünüyorum. Hı hı. Ama ben çevremdeki coğrafyada gelişmelere bakıyorum. Bir taraftan Hindistan, İran üzerinden Ermenistan'a destek vermeye çalışıyor, silah yardım vermeye çalışıyor. Bir taraftan Fransa istihbarat üzerinden Güney Kafkasya'ya Ermenistan'a girip yeniden savaş pozisyonu oluşturmaya çalışıyor. Amerika Birleşik devletleri istihbarat üzerinden yine Güney Kafkasya'yı nüfuz etmeye çalışırken biz diyoruz ki bir bölgeselleşme başlatalım. Kimle? Azerbaycan, Türkiye, İran, hatta Ermenistan da. O da gelsin bizimle beraber olsun bir Kafkas evi inşa edelim dedik. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Erbil görüşmelerinde ve Merkez Irak Hükümeti görüşmelerinde öncelikle terörle mücadele noktasında bir güvenlik, bölgesel güvenliğin sağlanması, <laughs> arkasından da siyasi güvenliğin tesis edilmesiyle beraber bölgenin bir refah bölgesi haline gelmesi tasarlandı. <laughs> Fav Projesi, İpek Yolu Projesi, Demir İpek Yolu dediğimiz hattın Zengözür üzerinden Türkistan coğrafyasından geçerek bir Turan yolu olması yeni pek yolunun işte birilerini rahatsız ediyor. Ben biraz geniş çerçeveden bakıyorum Salih Bey. Yani